32L4A Pafta, 474 Ada, 12 No'lu Parsel ve Eski 174 Ada, 5 No'lu Parselinde bulunan İskele Meydanı'ndaki Eski Anafartalar Oteli, Eski Balıkhane Sokak, Çimenlik Kalesi ve Yalı Caddesi arasındaki kıyı şeridini içeren bölgeyle Mehmetçik Bulvarı, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı, Demircioğlu Caddesi, Atatürk Caddeleri arasında kalan kentsel açık alanı, ayrıca Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alanda yer alacak Yeraltı Otoparkı öneri bina projelerini kapsayan ve birincilik alan projenin uygulama projelerinin elde edilmesi için sözleşme yapılacağını aktaran Başkan Yardımcısı Özdeyiş Çetin, gelinen imza sürecinin ardından yola devam edilerek uygulamaya geçmek istediklerini belirtti. Otopark alanında yine onun devamında koruduğum oyunun Çay Bahçesi'ne kadar devam eden kısmını kapsıyor. Bu alanlarda hem çevre düzenlemesi, peyzaj düzenlemeleri hem de yapısal bir takım önerileri var projenin. Yarışma sonlanmasından sonra yarışmacı ekiple devam yolumuz devam etti. Yarışma projesinin içeriğine nelerin kazandırılması gerektiği yönünde onlarla uzlaşmaya vardık. Şimdi normal prosedür tamamlamak üzere uygulama projelerinin elde edilmesi için sözleşmemizi de imzalayıp yolumuza devam etmek ve uygulamaya geçmek istiyoruz. Bugünkü imzamız onunla ilgili. Kentlerde meydanların çok önemli olduğunu vurgu yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, biz bu tür büyük projelerimizi yarışma usulüyle yapıyoruz diyerek sosyal konutlar mevki kentsel yenileme projesiyle eski küçük sanayi alanı yenileme projesi örneklerini verdi. Biz her zaman bu tür büyük projelerimizi yarışma usulüyle yapıyoruz. Biliyorsunuz sosyal konutlarda da bunu gerçekleştirdik. Şimdi yine saat 4.30'da burada Eski Belediye'nin oradaki küçük sanayinin bir bölümüyle ilgili proje çağrısına uymuşum. 9 tane proje gelmiş. Onların bu sefer halk oylamasını yapacağız. Orada yaşayanların oylarıyla seçeceğiz. Jüriyle değil, halk jürisiyle seçeceğiz. Başkan Gökhan, katılımcılık anlayışına da değinerek, büyük projelere karar verirken mutlaka katılımcı bir biçimde sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu tür projeler kentin bütününü ilgilendiren projelerdir diye konuştu. Burada bir büyük projelere karar verirken buna önem veriyoruz. Yani mutlaka katılımcı bir biçimde elde etmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta bütün halkı ilgilendiren projeler bunlar. Kentin meydanı, kentin yapıları, büyük yapısal alan, kamusal alanlar ve yapısal alanlar çok önemli. O bakımdan bu şekilde davranıyoruz ve burada birinci seçilen projenin uygulamasına karar verdik ve şimdi uygulamayla ilgili bir sözleşme yapıyoruz. Burada açık alanlar var, dinlenme köşeleri var, çocuklara, gençlere yönelik faaliyet alanları var, özel peyzaj alanları var, otopark yapılması söz konusu, incelenecek, bu da herhalde yapılacak. Ve bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra aşağı yukarı bir yıl içerisinde de projeleri çizilip, yani esas yapım projeleri artık çizilip, ihale edilir, daha doğrusu yapılır hale gelecek. Onun için biz bu noktada yaptığımız, şimdiki imzalayacağımız sözleşmede bu hazırlıkları tamamlanarak hızlı hale getirmesini sağlamış olacağız. Birincilik ödülü alan projenin ekip başı Profesör Doktor Bülent Tarım ise Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, jüri üyeleri ve kent halkına teşekkür ederek oldukça iyi bir çalışmanın ortaya çıktığını kaydetti. Oldukça iyi bir çalışma yapıldı. Şimdi son aşamasına geldi. Uygulama aşamasına geldi. Oldukça da kısa bir sürede geldi bu. Ondan da memnunuz. İnşallah bundan sonra daha şeyli programa bağlı olarak evet çalışmaları yürüteceğiz. Tekrardan her güne ait bir vesileyle herkese tekrar teşekkürler. Konuşmaların ardından ise kent meydanı ve çevresi düzenlemesi kentsel tasarım proje yarışmasında birincilik ödülü alan ekibe tüm uygulama projelerinin hazırlatılması işine ait hizmet alımı sözleşmesi imzalandı.
Evet. Tamam, bir tane. Hayırlı olsun. Evet.